tane değerli izleyicinin elektronik posta iletisini aktarayım. Ondan sonra da programımıza geçelim. Sayın Faruk Sözer, hemen şu hatırlatmayı yapayım. Okuyacağım elektronik posta iletilerinin büyük bir bölümü bu akşam zaten bizim ele alacağımız konuları içeren sorularla, görüşlerle, yorumlarla dolu. Dolayısıyla ben bunları hızlı bir şekilde aktaracağım. Merak etmeyin, sorularınıza mutlaka yanıtlar bulacaksınız. Sayın Faruk Sözer demiş ki, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere paralel olarak TRT'nin Kürtçe yayın yasası ve Güneydoğu sınırımızdaki mayınlı alanın temizlenmesi ve hatta GAP projesinin üst üste gelmesinin bir anlamı var mı? Sayın Pamukoğlu bu konuda ne düşünür demiş. Bunu tabii ki soracağız. Bir başka izleyicimiz çok kısa ve net bir şekilde Sayın Hüseyin Hüsnü Sungur Mersin'den diyor ki ordumuz NATO'nun en sert, iradeli ve destekli ikinci ordusudur. Bana yedek subay okulunda komutanlarım böyle öğrettiler. Fakat anlamıyorum bir devlet 30 yıldır kendi dağlarını neden bombalar? Dolayısıyla terörün neden bitmediği ya da devam ettiğine ilişkin bir soru. Sayın Avukat Yakup Akın Giresun'dan diyor ki, geçenlerde Sayın Osman Pamukoğlu'nu bir programda izlemiştim. Türkiye'nin geleceği açısından karamsar ifadelerde bulunurken gördüm ve buna çok üzüldüm. Ben çok vatandaş gördüm. Türkiye'nin atom bombası olduğuna inanan, yine İsrail'e karşı Türk uçaklarının Suriye'yi koruduğuna inanan, yine Türkiye'nin yer altında tank ve uçak fabrikası olduğuna samimiyetle inanan vatandaşlar gördüm. Bu onlar için, ülke için bir moral motivasyondur. Bu nedenle Sayın Pamukoğlu gibi topluma mal olmuş kişilerin toplum karşısında lütfen umutsuzluk ve çaresizlik aşılamalarını rica ediyorum. Zorlukları anlatalım ama çıkış yolu olmadığını asla söylemeyelim demiş. Herhalde Sayın Pamukoğlu elbette ki çıkış yolları ve çözüm önerilerini aktaracak bize. Sayın Kadir Kaya Ankara'dan veteriner demiş ki demokrasi, insan hakları ve Avrupa Birliği diye kuzu postuğu giymiş tarihteki etnik ve dinci unsurların oluşturduğu müttefik hareket siyasal alanda da belli mevzilere yerleşmek isterken belli bir mesafe almışken ülkesini seven ne mutlu Türk'üm diyebilen bizler bu durumda hatayı nerede yaptık? Öz eleştiri yapmalıyız demiş. Bir diğer izleyicimiz Sayın Selahattin Doğan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu kadar kısa, bu kadar net bir elektronik posta iletisi ve soru için. Sayın Selahattin Doğan demiş ki, Türkiye'nin derin devleti var mı? Merak etmeyin, bu konuyu da ele alacağız. Sayın Cumhur Utku diyor ki, muhafazakarlığı mutasıplıkla karıştırıyorlar. Başörtüsünü de türbanla karıştırıp hala kör kuyularda siyaset yapıyorlar. Oysa Türkiye'nin bütün sorunu üretimdir, sorun ekmektir, emektir, eğitimdir, Mehmet'tir, Mehmetçik'tir, vatandır, memlekettir demiş Sayın Cumhur Utku. Belçika'dan Ayşe Hanım diyor ki Osmanlı'nın soy isminizi yazmadığınız için Ayşe Hanım dedim ama Ayça da olabilir soy ismi. Ayşe Hanım diyor ki Osmanlı'nın son dönemleriyle güzel ülkemin şimdiki durumu karşılaştırdığında insan ister istemez tedirgin oluyor ve Türkiye koloni mi oluyor diye soruyoruz. Osmanlı postalla yıkılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni postalsız mı ele geçiriyorlar diye sormuş. Hemen bu bölümde son bir mesajı aktarayım ve konuğumuzla programımıza başlayalım. Sayın Özgür Deniz Ankara'dan diyor ki ekonomimiz yabancıların elindeyse yapacağınız fazla bir şey yoktur. Yapılması gereken asıl şey milli ekonomiye sahip olmaktır. Sayın Osman Pamukoğlu'nun tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Sayın Pamukoğlu gibi çok değerli komutanlar görev yapmış, emekli olmuş subaylar var. Ama bunların arasında kitap yazan, düşüncelerini aktaran, anılarını aktaran değerli subaylarımız da var. Sayın Osman Pamukoğlu'nun belki farkı çok sayıda kitaba imza atmış olması ve bu kitapların her bir tanesi de sadece askerlik anılarıyla ya da komutanlık yaptığı, görevde bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarıyla ilgili değil. Belki bunlardan sadece bir tanesi ilgili. Unutulanlar dışında başka bir şey yok isimli kitabınız. Ama onun dışındaki birçok kitabı gerçekten bir düşünce adamı olduğunu da, insanı olduğunu da gösteriyor Sayın Pamukoğlu'nun. Elimde şu anda İnkılap Yayın Evi'nden çıkan son kitabı Angut isimli bir kitap. Tabii Türkiye'de Angut dediğiniz zaman, Angıt ve Angut tabii biraz karıştırılıyor. Angut dediğiniz zaman
toplumda farklı bir kelime olarak kullanılıyor. Sayın Osman Pamukoğlu burada Angut'u o kadar güzel anlatmış, o kadar güzel tarif etmiş ki kitabın içerisinde Angut kuşunun dışında sümsük, kuyruk sallayan, Amerikan balabanı, Arap bülbülü, Avrupa ötlengeni, düdükçün, şakrakçı, bağırtlak, kukumav, mukallit gibi kuşların isimleri de var. Onlardan da bahsediyorsunuz. Efendim, yani Angut kuşuyla, Angut ismiyle ki bizi izleyenlerin büyük bölümünde Angut'un kuş olduğunu, bir kuşun ismi olduğunu herhalde ilk defa duymuşlardır. Arap bülbülü, Avrupa ötlengeni, Amerikan balabanı, kuyruk sallayan, sümsük, bunlarla siz bir mesaj mı vermek istiyorsunuz? Bizim toplumumuzda acaba bu kuşları temsil eden ya da bu kuşların ismine uygun bazı kesimler mi var? İsterseniz buradan başlayalım. Buyurun efendim. Angut halk tabiriyle kuşun bilimsel adı aslında Angut'tır. Ama halk Angut der ve Anadolu'da Angut deyince bunun ne manaya geldiğini herkes bilir. Diğer kuşlar hem yerli hem geçici konmadaki göçmen kuşlardır. Yani belli bir dönemde bizim coğrafyamızda bulunur ve ayrılırlar, tekrar gelirler. Kısa konmalarda ve konuşlanmalardadır. Büyük bir kısmı kitabın içindekiler yerli kuşlardır. Bu kuşların adı benim tarafından verilmemiştir. Yani bilimsel adları budur. Kuş bilimciler bunlara yani sümsük, işte bağırtlak, Avrupa ötleğeni, efendim Amerikan balabanı, şakrakçı, kukumav gibi isimler vermişlerdir. Ve bu kuşların bir karakterleri var. Bu kitap sosyal ve siyasi bir hicivdir. Ezop tarzı, La Fontaine tarzı ve biraz da Nasrettin Hoca tarzında yazılmış bir kitaptır. Bu bir anlatım tekniğidir. Ama toplum içerisinde fertler, bireyler, yaşayan kişiler, kim sümsük, kim kuyruk sallayan, kim bağırtlak, kim Avrupa ötleğeni, kim Amerikan balabanı, kim efendim kukumav, bu okuyanın takdirine kalmıştır. Özellikle şakrakçı beni çok şaşırttı. Şakrakçı her zaman vardır. Yani, İyi günlerde olur. Evet. Heyecanlı dönemlerde olur. Ya bir sesi tek başına çok fazla çıkmayan ama bir grup halinde olduklarında şeyi sever. Yani münferiden bir cesareti yoktur. Topluca şey olur. Yani ötme gücü artar. Ama tek başına kaldım yapacağı bir şey yoktur. Peki tabii ki Amerikan balabanı ile kuyruk sallayanı, Arap bülbülüyle Avrupa ötlengenini bir arada değerlendirebiliriz. Sonuçta kuyruk sallayan kuşuyla Amerikan balabanı, Arap bülbülü ve Avrupa ötlengeli birbirlerini tamamlayan kuşlarmış ya da hemen hemen aynı kefede değerlendirilebilirmiş gibi düşünebilir miyiz? Şimdi aslında kuşlar ikiye ayrılır. Bir otlakçılar, bir etçiler. Şimdi fakat bazen bakarsınız otlakçı ile etçi de yani birbirine akraba, hısım olabilir. Yani aynı mesele yem bulmaya geldi mi? Eğer yem azsa aynı yemin kime ait olacağı ve kim yiyeceği konusunda da işbirliği yapabilirler. Peki. Bu kuşlar konusunda tekrar döneceğiz de çünkü program içerisinde özellikle memleketin halleri başlığı altında ben değerli izleyicilerimize bildirmiştim. Çok kısa bir soru vardı Sayın Selahattin Doğan'ın da yanılmıyorsam. Benim elimde güncel yayıncılıktan çıkan ve değerli izleyicilerimize de önereceğim Daniel Genser'in NATO'nun Gizli Orduları isimli kitabı var. Şöyle takdim edeyim. Güncel yayıncılıktan gerçekten güzel bir kitap. NATO'nun Gizli Orduları dediğimizde bugün Türkiye'de yaşanan birçok tutuklama, birçok operasyon ve benzeri konuları bir şekilde Avrupa'daki, dünyadaki eşleriyle anlatması bakımından önemli. Örneğin herkes Türkiye'de bir derin devlet olduğundan bahseder ama bu devletin ne kadar derin olduğunu ve o derinlikte neler olduğunu bir türlü dile getirmez ya da doğru tarif yapamaz. Örneğin İspanya'daki derin devletten bahsediyor bu kitapta.
Hollanda'daki derin devletten bahsediyor. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden bir tanesi ya da Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi, üyesi Lüksemburg. Lüksemburg'daki derin devletten bahsediyor bu kitap. Ve bir Türk değil, bir yabancı yazmış, Daniel Genser dediğim gibi. Yine aynı şekilde Danimarka'daki derin devletten bahsetmiş. Birçok ülkenin derin devletinden bahsediyor. Tabii derin devlet tanımlaması yaparken bir yerde de Glodya operasyonları, yani terörizm ve Avrupa güvenlik ilkeleri adı altında bunları bir şekilde sıralamaya çalışmış. Efendim, Türkiye'de derin devlet var mı? Varsa ne kadar derin? Ben Türkiye'de derin devlet olduğuna inanmıyorum. Bu ülkede derin devlet varsa, yani görünenin dışında bir takım faaliyetler yürüterek devlet aleyhine, millet aleyhine, halkın aleyhine bir işler çeviren örgütler varsa, orada derin devlet yoktur. Derin devlet varsa teröristlerin Türkiye topraklarındaki ve dağlarındaki gezen, hem şehirlerinde hem de dağlarında gezen adamları bulur, yok eder. O Kuzey Irak'ta da yok birbirlerine girdiler, aralarında kavga yaptılar, oraya kaçtılar, buraya gittiler. Böyle sözler olmaz. Gider onları bulur. Peki, Türkiye'de çeteler ve mafyalar var. Evet. Bunlar oradan buradan derlenmiş, toparlanmış, zayıf. Şahsi çıkarlar dışında bir şey olmayan veya devlet millet meselesini kendi ölçüleri içerisinde kalıba sığdıramamış bir takım insanlar. Bir güçleri falan olduğunu da zannetmiyorum. Yani çünkü eğer devlet derinliği varsa, yani bu işlere bakacak istihbarat ve karşı eylem örgütleri varsa, derin devlet odur. Her şey satı üstünde yapılmaz. Yer altından da yapılır. Anlaşılıyorsa ki öyle. Zaten anlatılan bütün kitaplarda bilinen de bu. Zaten halkın anladığı, kavradığı da bu. Bunlar olmaz. Bunlar varsa devlet derinliği falan yoktur. Nitekim de yok. Dolayısıyla derin devlet olması demek, devlete alternatif bir yapının olması demektir. Eğer devlete alternatif bir yapı varsa, devletin kendisi zaten tehlike altındadır. Devlet yoktur. Derin devletten neyi kastediyor? Yani derin devlet bir defa şu, yani yarı illegal bir kuruluştan veya örgütlenmeden veya faaliyetten bahsediyordur. Yani bu ya haber alma istihbarattır veya karşı harekettir, eylem ve aksiyondur. Derin devletin olduğu yerde, derin devleti de illa böyle devlet anlamında da değil. Yani devletin bir işleyi çarkı vardır. Devlet kendini korumak zorundadır. Konuşulan mesele aslında güvenlikle ilgili bir meseledir. Güvenlikle ilgili devletlerin bir satı üstünde bir de satı altında yürüttükleri faaliyet var. Bu herkese bilinen aşikar bir şey. Bu bütün tarih boyunca da olmuştur ama tertipleri farklıdır, terkibi farklıdır, örgütlenmesi farklıdır, lider kadrosu farklıdır, hücre sistemleri farklıdır ama her zaman olmuştur. Hep vardır yani bu... bugünün, efendim bugün çağın, efendim işte küreselleşmenin falan getirdiği bir şey anlamında değil. Bunu şunun için ısrarla soruyorum Sayın Pamukoğlu. Şimdi siz emekli bir askersiniz. Çok uzun bir askerlik kariyeriniz var, meslek kariyeriniz var ve çok önemli yerlerde görev yaptınız. Halk arasındaki bir tanımlamayla da bugün birçok insan bunu teyit edecektir. Efsane komutan olarak tanınıyorsunuz. Yani efsane olmak için bir şekilde kulaktan kulağa isminizin, yaptıklarınızın, sizinle ilgili olan her şeyin yayılması gerekiyor. Ama derin devletten bahsedilirken hep emekli komutanlar, emekli işte üst düzey bürokratlar, emekli istihbarat teşkilatı mensupları ya da emekli olmayanları, bunların içinde olduğu bir kesim var. Hükümetlerin dışında hareket eden bir kesim bunlar. Örneğin Güneydoğu'da bir dönem faili meçhul cinayetlerin sorumlusu derin devlet, yani az önce saydığım insanlardan oluşan o kesim. Yine 1 Mayıs'a kadar gidiyorsunuz, 12 Eylül'den önceki 1 Mayıs.
Oradaki yaşanan olaylar ve ölen insanların sorumlusu derin devlet. Geliyorsunuz bugün kendisine ikinci cumhuriyetçi ya da liberal demokrat kesimden den olarak tanımlayan bazı kişiler, bazı gazeteciler ya da akademisyenler diyorlar ki evet bu derin devlet faili meçhul cinayetlerin de sorumlusudur. Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumlusudur. Malatya'daki Hristiyanların öldürülmesinde sorumlusudur. Rahip Santoni'nin öldürülmesinde sorumlusudur. Şunun, bunun her şeyin sorumlusu bu derin devlettir. Söylediğim kesimin dile getirdiği. Siz de bir emekli asker olduğunuza göre, ben ısrarla buraya gelmemin nedeni de bu. Ve bu bölgelerde görev yaptınız. Çok önemli görevlerin içerisinde bulundunuz. Siz hiç hissetmediniz bu derin devleti. Siz hiç görmediniz mi bu tür davranan insanları, size paralel ya da sizin dışınızda davranan evet. insanları? Şimdi önce şunu söyleyeyim. O tasvir ettiğiniz gibi bu ülkede bu tip faaliyetler, hareketler, eylemler ve çıkışlar ve kavgalar varsa bunları bulup çıkartmak hükümetin işidir, iktidara aittir. Hükümet güç ve iktidardır. Bunları bulur, çıkartır, hesabını sorar. O zaman hükümet niye derin devletten yapıyor? Ben hiçbir zaman hükümetin, yani bakanlar kurulu kararıyla veya güvenlik kurulu toplantısında bu sizin bahsettiğiniz gibi bir işle ilgili karar alması mümkün değil. Ne bakanlar kurulunda böyle bir karar alınabilir, çıkabilir. Ne de Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkabilir. Veyahut bunların dışında birileri yan yana gelip biz şu işleri yapalım diyebilir. Diyemezler. Hükümet her şeydir. Yürütmenin başıdır. İcranın sorumlusudur. Halka hesap verecek olan da odur. Hükümet hükümetse bunlara meydan vermez. Bu aslında bu bahsettiğiniz şeyler devletin zayıflaması, güvenlik görevini yerine tam layıkıyla getirememesi demektir. Bunun anlamı budur. Birincisi bu. İkincisi, bizim dönemlerimizde biz normal dağdaki gruplar, mezralardaki köylerde veya şehir kenarlarında hangi alanlarda varsa, arazi veya kentlerde veya yerleşim alanlarında bunları buluruz. Çarpışma çıkarsa çarpışırız. Çarpışma çıkmıyorsa buluruz, götürür, adalete teslim ederiz. Bunun benim bölgemde, ben aynı zamanda tabii Dağla Komutanı, Tugay Komutanı, aynı zamanda bölge komutanıyım, güvenlik komutanıyım. Ve olağanüstü hal yürürken bizim de bir takım yetkilerimiz var. Eğer böyle bir şey, bu derin devlet tarzında bir şey yapsaydık, ben size söyleyeyim, bizi bütün dünyanın her yerine anlatırlardı. Böyle bir şey asla olmadı. Çünkü bu dürüstçe değil. Dürüst değil bu. Efendim oradan birini almışlar da götürmüşler falan. Asla böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey de yani orada yaşayan vatandaşlar var. Orada on binlerce asker, yani o dönemde subay astsubay görev yaptı. Hiçbiri böyle bir şey söyleyemez. Çünkü yoktur böyle bir şey. Sonu neden yok? Bize silah çekmediği sürece, bize pusu kurmadığı sürece, baskına teşebbüs etmediği sürece, karakol basmaya kalkmadığı sürece, yol kesmediği sürece, ki onu yapanlar belli bir ideoloji ve siyasi amaç için yapan komiteci aslında bunlar. Siyasi amaçlı komiteci. Biz bunlarla çarpışırız. Bunlara hesap sorarız. Onun dışında bizim yapabileceğimiz, yani devletin, devlete yakışan bir şey değil. Böyle bir şey velev ki olsaydı, şimdiye kadar bunlar bizi bütün dünyaya deklar ederlerdi. Yani basın, yayın, dergiler, diğer televizyonları her yerinde veya arkadan arkaya kendi gazetelerinde vesaire çıkarttılar. Böyle bir şey yok. Yok ve onu söyleyemezler. Tersine de şunu söylerler. Yani her şey dürüst yapılmıştır. Ama bize silah çekilmiştir. Bize anons edilmiştir. Bu toprakları terk edin diye. Bunu diyenler ve bize ateş edenlere neyse gereği yapılmıştır.
Şimdi efendim, tabii bu sadece yurt içinde değil, siz az önceki ifadenizde bizi her tarafta bir şekilde anlatırlardı diyorsunuz. Yurt dışında da Türkiye'ye bu konuda ciddi eleştiriler var. Eğer olsaydı yurt dışında da bunlar elbette ki gündeme gelirdi, medyada yer alırdı, kamuoyunda tartışılırdı. Ki olmamasına rağmen ya da olmasına rağmen ne olursa olsun her halükarda bu konular sık sık Türkiye söz konusu olduğunda gündeme geliyor derin devlet bağlamında. Bir değerli izleyicimiz Fransa'dan Sayın Zeyyat Yıldız, yanılmıyorsam evet Zeyyat Yıldız 2Y ile yazmış. Diyor ki, biraz uzun ama sadece bir bölümünü okuyacağım Sayın Yıldız, kusura bakmayın. Bilmem hiç dikkat ettiniz mi? Burada yani Fransa'da, Avrupa'da Kürt kökenli bir vatandaşımız yüz kızartıcı bir suç işlediğinde basın hemen Türk diyor. Şayet hafif bir suç işlemişse veya kaçak yakalanmışsa Kürt veya Kürt kökenli diye Türk-Kürt ayrımı yapıyor. 1970'li yılların sonlarında, 1980'li yılların başlarında Türkiye'ye giden Fransız dostlar sokaklarda gördüğü silahlı askerlerden şikayet ederlerdi. Şimdi aynısı burada metrolarda, tren istasyonlarında, havaalanlarında var ama onları görmezden geliyorlar demiş. Bu tabii Avrupa'nın, özellikle Fransa'nın Türkiye'deki olaylara bakışı ve kendisindeki gelişmelere Fransız kalışı olarak tanımlanabilir. Şimdi efendim, buradan hemen şuraya gelmek istiyorum. Bölgede terör üstüne çok konuşuldu. Biz bu akşam terörü çok fazla konuşmayacağız ama terörün bir siyasal yanı vardı. Yani terörle mücadele ederken askeri önlemler alıyorsunuz. Siz askerler olarak üstünüze düşen her şeyi fazlasıyla yapıyorsunuz. Ama askerin de acaba teröre karşı bir siyasal mücadele yürütmesi gerekir miydi? Yoksa bu sadece sivillerin görevi miydi? Sivillerle askerler teröre karşı siyasal mücadeleyi organize edemedikleri için ya da yürürlüğe koyamadıkları için ya da saptayamadıkları için bugün biz hala bu kadar operasyon yaptık, şu kadar terörist ölü olarak ya da etkisizleştirildi, etkisiz hale getirildi ama maalesef iki şehitimiz var, üç şehitimiz var. Ben bu programda kaç kez son dakika haberi olarak, ki bundan birkaç hafta daha önce iki şehit, üç şehit haberi vermiştim üzülerek. Bir yanda operasyonlar devam ediyor, teröre ve teröristlere Türk Silahlı Kuvvetleri elinden geldiğince, herkesin de şaşkınlıkla izlediği bir başarıyla tepki gösteriyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Ama bir taraftan da sanki bir yanını biz unutmuşuz da bu terör ısrarla bizim evlatlarımızı şehit etmeye, Türkiye'ye zarar vermeye devam ediyor. Neyi unuttuk? Siyasal ayağını askerler mi unuttu? Sivil idare mi unuttu? Yoksa ikisi birlikte mi unuttu? Suç kimin? Varsa bir suç. Şimdi Gürbüz Bey, bir defa siyasi sorumluluk seçilmişlere aittir. Parlamentoyu teşkil edenlere aittir. Meclistekilere aittir. Bir devlet toprağı, halkı, meclisi ve hükümetinden oluşur. Sorumluluk bunların dördü arasındadır. Burada çevrilir. Siyasi sorumluluğu ne askeri, ne sivil hiçbir bürokrat üstlenemez. Hiçbir bürokratın siyasi sorumluluğu yoktur. Böyle bir şey yok bir de. Çünkü hesap halkın, meclisin ve hükümetin arasında. Meclisteki partiler ama iktidar ama muhalefet partileri arasında dönen bir şeydir. Hesap bunun üzerinden alınır verilir. Bunun dışındakiler bu hesaba dahil değildir. Halka hesap vermezler. Bürokratın, memurun halka hesabı yoktur. Amirine vardır. Burada tüm bürokratların bağlı olduğu yerin adına hükümet denir. Her şeyin sorumlusu odur. Bu terörün 25 yıl uzama sebebinde siyasi irade tam olarak gösterilmemiştir. İstekle, tam azimle yapılamamıştır. Yerine getirilememiştir. Burada neyi kastediyorum burada? Neden bu çocukların binlercesinin askerde şehit olması, 30 bine yakın insanın ölmesi ve bunun 25 yıl devam ediyor olmasını bütün sıralı hükümetler hepsi müsebbip ve sorumludur.
Ama bugün siyasi anlamda PKK'nın amaçları gerçekleşti. Çünkü bizim topraklarımızda kurmak istedikleri bu devleti aşağıya indirdiler. Bunu her yerde söylüyorum. Yani kuzeyde Atatürk döneminde de buna benzer hareketler oldu. 40'lar 50'lerde aşağıya indi. Mesut'un babası Mustafa, Molla Mustafa Barzani. Tekrar PKK ile bizim topraklara çıktı. Tekrar aşağı indi. Yani bugün Kürdistan şeklen ortaya çıkmıştır. Yani keyfiyetiyle de ortaya çıkmıştır. Bir tek ilanı kalmıştır. PKK'nın siyasi misyonu bitmiştir. Şimdi gelelim. O zaman gelelim'e kısa bir ara vereceğiz efendim. Yönetmen arkadaşım uyardı. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu bölüme devam edeceğiz ama siyasi yanı çok önemli değerli izleyiciler. Çünkü eksik kalan yan siyasi yan olduğu için ve buna ağırlık verilmediği için acaba gerçek sorumluluk sahipleri bu konuda neler yaptılar, yapmadılar? Sayın Osman Pamukoğlu ile devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra efendim. Duşu olan Kanal B televizyonunda bu cuma akşamı bekleme odasında ikinci bölümdeyiz. Bizi yeni izlemeye başlayan değerli vatandaşlarımız için ve 104.2 Başkent Radyo üzerinden dinleyen değerli dinleyicilerimiz için konuğumu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Konuğumuz bu akşam Sayın Osman Pamukoğlu. Efendim aradan önce olayın siyasal yanı, teröre karşı mücadelenin siyasal yanını anlatıyor idiniz. Hükümetin, sivillerin burada önemli görevler üstlenmesi gerektiğini söylüyordunuz. Buyurun efendim. Her şey siyasi. Çünkü hesabı halkı verir. Yani orada harcanan, giden trilyonlar da, ölen çocuklar da halka ait. Bu halk, bu iş iyi gidiyor, kötü gidiyor. Bunu kime soracak? Bir memura, bürokrata sormayacak. Oraya seçtiği, meclise gönderdiği temsilcileri ve oradan çıkan hükümete soracak. Hesabı ondan alacak. Bu bir. İkincisi, iç güvenlik bir İçişleri Bakanlığı'na ait bir sorumluluk. Adı üzerinde iç güvenlik diyorsunuz değil mi? Tabir de böyle. Bu tabir doğru. Doğru da bunu yerine getirirken nasıl olacak bu? Yani bunun için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü var. Bölgelerde de kaymakamlar var, valiler var. Onların altında bu teşkilatlar, bunların alt örgütleri var. Şimdi benim önerim şu. Artık bu iş vicdan meselesine, insaniyet noktalarına dayandı. Dağlarda gezenlerle kentlerde bunlara yardım ve yataklık yapılacak olanların tek bir formülü vardır. Söyleyeceğim formül, böyle büyük paralar, büyük kuvvetler, uçaklar, tanklar, toplar, denizaltılar gerektirmez. Jandarma İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanı. Yapılacak olan şey şu, 2 maddelik bir kanun çıkarılacak. 10 maddeye geçmeyen de yönetmelik. Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde 3000 kişilik eşkıya takip kuvveti kurulacak. 3000 kişi. Bunlar şöyle. Subayları, az subayları ve uzmanları seçilecek. Bunlar bekar olacak. Askerler, genç çocuklar lazım. Askerlik çağına gelmiş gençlerinden bu vazifeye gönüllü olanları alacaksınız. 3000 kişi hepsi. Aslında 3000 kişi her biri 30'lardan 100 küsur teşkilat. Veya 100'er kişiden 30 ayrı teşkilat olacak. Bunlar sadece hafif silah taşıyacak. Bu 3000 kişi dağlarda, ormanlarda, İç Anadolu'da bir bölgede eğitilecek. İnsanlar dışında tüm canlılar dağlarda ve ormanda nasıl yaşıyorsa bunlar da öyle yaşayacak. Bunlar sade bir kıyafet giyecek. Sadece hafif silah kullanacak. Ne kadarlık bir eğitim süresi? 4 ayda bitecek hepsi. 4 ay sonra şu olacak. Bu 3000 kişiden 100 metreye yumurtayı diktiğinde ortasından vuracaklar. Cebinden metalik direği çıkarıp havaya attığında onu da havada vuracaklar.
bu 3000 kişi. Ve bu 3000 kişi 150 veya 36 gruplarda dağılacaklar. Bunun adı Eşkıya Takip Kuvveti'dir. Bunların yeri, yurdu, evi, barkı, kışlası, üssü, kampı, mampı yok. Özellikle bekarlardan seçiliyor diyorsunuz. Bekar olacak. Gönüllülük esas. Gönüllülük esas olacak. 3000 kişi olacak. Bunlar nasıl çalışacak biliyor musunuz? Tarih, tarih inceleme, okuma, biz neyiz, daha önceki atalarımız neler yapmışlar. Bu bizde var. Yapıldı bu. Bunlar Posoğlu, Çakırcalı Mehmet Efe, Kamalı Zeybek, Köroğlu, Krizoğlu, Mustafa gibi çalışacaklar. Bunlar bu örgüt. Hiç kimse ne hiçbir şey istemeyecek. Yalnız bir şey konulacak. Hangi bölgedelerse askeri ve mülki, nereye müracaat ederlerse ki çok şeye ihtiyaçları olmayacak. Bunlar ne istiyorsa verilecek. Ya sonuçta paramiliter bir örgüt değil, bizzat jandarma, jandarma bağlı. Eşkıya Takip Kuvveti. 365 gün sonra bu dağlarda bir tek eşkıya kalmayacak. Sadece dağlarda değil, Kuzey Irak kamplarında da kalmayacak. Burada kastım Kuzey Irak'a girip tümünü, İran topraklarında kampları tümünü almak değil. O var ya, işte yok eşkıyalar birbiriyle kavga ediyor, liderleri birbiriyle anlaşamıyor, yok yakalandılar, yok teslim eder. Gidecek, onları bulacak ve tesis hali orada getirecek. Efendim bunlar görünecek mi? Toprak piresini görebiliyor mu insanlar? Böcekleri görebiliyor mu? Peki köstebekleri görebiliyor mu? Onları nasıl göremiyorsanız bunları da göremeyeceksiniz. 365 gün sonra bu teşkilatın ne yapıp ne yapmadığını, sonuçları ne olduğunun hesabını millet görecek. Eğer becerilemediyse de hepimiz millete hesap vermeye hazırız. Yargılanmaya da hazırız. Efendim, İşte bunun çözümü budur. Şimdi siz bunu söylediniz de yani sayı verdiniz. 3000 kişi dediniz. Gönüllülük esasına göre dediniz. Bekar olmaları gerekir dediniz. Hafif silahlar kullanacak dediniz. Belirli bir kıyafetleri olacak dediniz. 4 ay eğitim yapacak dediniz. Hı. Ve bunlar doğada insanın neye ihtiyacı varsa, neyle yaşayabiliyorsa asgari olarak onunla yaşaması gerektiğini söylediniz. Ama öyle bir şeyi tarif ettiniz ki ve İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın bünyesi içerisinde olacak. Bizi izleyen, dinleyen belli bir kesim, özellikle derin devlet konusunu sık sık gündeme getiren kesim diyecek ki işte derin devlete yeni bir model, işte derin devletin bir parçası, işte faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkış yöntemlerinden biri de. Bir de böyle bir ciddi suçlamayla karşı karşıya. Şimdi, ya, olayın siyasi propaganda yanı var. Tabii ki. Bir faili meçhul diye bir şey yok. Dağda eşkıya bulacaksınız. Dağlar eşkıya dolu. Karakola geliyor, yol kesiyor, mayın koyuyor, Kızılderililer gibi tren hatlarını havaya uçuruyor. Bunlar dağ kadrosu yapıyor bunları. Bunların yerleşim yerlerinde milisleri de var. Onların yardımıyla oluyor. Yani keşif, kılavuzluk vesaire. Dağ kadrosu. Bu dağ kadrosuyla uğraşacaksınız. Sizin... Dağ kadrosunu bulacaksınız. Şimdi bugün bunların yapılmadığını nasıl söyleyeceksiniz? Yani diyelim böyle bir teşkilatlanmadan kuşkulanıyorsunuz, şüphe ediyorsunuz. Böyle bir teşkilat yokken de zaten bunları söylüyorsunuz. Peki efendim şunu... Zaten bunları söylüyorsunuz. Böyle bir faili meçhul falan bir şey görmeyeceksiniz. Buradaki şey şu. İşte ben görmüyorum. Dağında, bu dağında, şu dağında, bu dağında işte yok. Gabar'da şöyle oldu, Küpeli'de böyle oldu, Cidi'de böyle oldu, Kata'da böyle oldu, Kandil'de böyle oldu, Hakuk'ta böyle oldu diyorsunuz ya. Bunlar olmayacak. Yok olacak bunlar. Bunlar hiçbir şey de istemeyecek. Yani böyle gürültüler, mürültüler yok. Uçak gelmiş, top attık, havan attık yok. Bunlar bizim aleyhimize olur. Ve diyorsunuz ki biz doğada diğer canlılar gibi yaşayacağız. Bunun başka bir yolu. Neden? Bunun çünkü bu eşdeğer örgütlenme ister. Düzenli eşdeğer, bir ordunun. Düzenli ordu başka.
Düzenli bir ordu. Düzenli ordu başka. Bununla mücadele tanklarınızla, etmesi. Tanklarınızla, zırhlı araçlarınızla, piyadenizle, yani kendinizde böyle bir kuvvet varsa bunları da ona karşı kullanırsınız. Bu böyle siper savunmaları, tahkimat curcunalarıyla falan olmaz. Yok böyle bir şey. Bu bir farklı mücadele türü bu. Klasik ve konvansiyonel tertipler, düşüncelerle olmaz. Bu 3000 kişi, onlar nasıl düşünüyorsa onlar gibi düşünecek. Bu 3000 kişi gerekirse çarık yiyecek. Çarık. Sessizlik anlamında çarık yiyecek. Bunun kadar pratik, bunun kadar ekonomik ve sonuç alıcı. Diyelim bu öneri, bu önerinin hemen hayata geçirilmesi İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için hiçbir sorun değil. Yüzlerce kanun çıkartıyorsunuz. Kuvvet hükmünde kararnameler çıkartıyorsunuz. Bu zaten jandarma. Bu eşdeğer kuvvet. Adamlar seçilecek. Ve o çocuklar, 20 yaşındaki çocuklar, çocuklar olacak. Profesyonel sadece. Subay, az subay ve uzmanlar olacak. Çünkü muharebe genç çocuklar yapar, 20 yaşındaki çocuklar. Onların enerjisine, onların yakıcılığına, onların heyecanına ihtiyaç vardır. Yeter ki onu o şekilde donatın. Yani ruhen ve zihnen donatın. Bu bedenden çok da ruh ve zihin ister. Yani psikolojilerini de hazırlayın. Bir tek şey var, bir tek şart. Bu çocukların sadece anne babaları olduğu için geride, bu çocuklar kayba uğradığında yetim, öksüz insanlar görmeyeceksiniz. Ağlayan, sızlayan kucaklarda. Yalnız anne babaları varsa bu devlet o anne babaya bu ülkede kime ne kadar maaş veriyorsa onun 5 mislini vererek garanti altına alacak. Tek istek bu. Başka hiçbir talep olmayacak. Bu örgütlenmeyi yapmak yapıldan ki bunun için de süreyi söyleyeyim. 6 ayı geçmez. 6 ay bile azami. 4 ay eğitim, 365 gün müsaade. Siz 3000 geneli dediğinizde şundan eminsiniz ki 3000 değil 300 bin çıkacaktır. Hayır, ben milyon çıkacağını biliyorum çünkü 5 yıldır halkın içerisindeyim. Gençleri biliyorum. Evet. Yani lise öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle bir potansiyel hayır, varken... Benim okuyucu kitlemdi zaten. Evet. Gençlerdir. Evet. Benim şu anda otomatik 35-40 bin okuyucu kişiden var, kitlem var ve bunların %80'i gençlerdir. Örneğin bir genç arkadaşımız, bir öğrenci Sayın Oğuz Soyubelli. Oğuz Bey diyor ki, Sayın Pamukoğlu'na sormak istiyorum. Sayın Erol Mütercimler bir konuşmasında bir ordu, bir ülke çok şehit vermesiyle övünmemeli demişti. Sayın Pamukoğlu buna katılır mı? Gerçekten tarihimizde pek çok şehit verdik diye övünürüz. Çok şehit vermek ordunun yürekliliğini mi yoksa beceri durumunu mu gösterir? Bu soyut bir kavramdır. Şöyle bir kavram. Bu bir defa karşı tarafın etkisiyle önemli. Yani gücü ve o gücün yarattığı etkiyle önemli. Bu bir. İki, bu güç ve etkinin yarattığı şiddetin dozajıyla önemli. Buradaki sıkıntı, esas onun cevabı, bunun 25 yıl sürünüyor olması. Ve şu son aylarda bile gün geçmiyor ki çocuklar, birkaç çocuk, bir veya iki kişi hayatını bir şekilde kaybetmesin. Bu dayanılır bir şey değil. Bu kaldırılır bir şey değil. Bu çekilir bir şey değil. Bunu iktidarı da, muhalefeti de bir çözüm getirmek zorundalar. Efendim, bir genel bir laf var. O efendim orduya havale edemezsiniz. Siz siyasi örgütler olarak havale edemezsiniz. Karşı tarafta alamaz. Bu bir siyasi sorumluluktur. Hükümete aittir. Meclise aittir. Ve demokrasi demokrasi. Hükümetlerin halk tarafından, bireyler tarafından denetlenmediği yerde demokrasiden falan bahsedemez. Bizim ülkede böyle bir mekanizma çalışmıyor. Çalıştırılması istenmiyor diyelim. Hayır. Halk isterse her şeyi yapar. Halkın yapamayacağı bir şey yoktur. Yeter ki özgür olabilsinler. Yeter ki neyin ne olduğunu, nereye gittiğini söyleyebilsinler. Efendim mesela Osman Pamukoğlu karamsarlık. Evet. Kafan duvara hızla yaklaşırken yaklaştığın yerin pamuk balyalarından olduğunu mu söylüyorsun?
Buradaki farkımız şu. Birçok şeyi bir anda hep görebilmek ve bir bütün haline getirebilmek parçaları. Bütün bunlar hepsini bir anda söylediğin zaman tabii morali bozuyor. Şu ne oluyor, ne bitiyor? Bir defa bunların hepsini bir kavra. Bir defa tümünü kavra. Hepsini sez. Herkes her şeyi sezemez. Herkes her şeyi kavrayamaz. Herkes her şeyi aynı mantık ölçüsüne oturtamaz. Herkesin akıl ve zeka durumları aynı değil. İnsanlar şekil olarak birbirlerine benzerler. Ama ruh yapıları, zihin yapıları, beyin yapıları bunlar farklıdır. Bedenleri bile farklı. Peki efendim, bu öneri, ben gerçekten bu önerinizi çok önemsiyorum ve birçok izleyicimiz de önemsemiştir. Zaten gelen elektronik posta iletilerinde de halen gelmeye devam ediyor. Bunu görüyorum. Siz böylesi bir öneriyi kamuoyuna bu televizyon programı aracılığıyla yaptığınızda acaba sorumlulara, sivillere, askeri kanada bu öneriyi bir şekilde yazılı hale getirip sundunuz mu? Ya da bu önerinizi bilenler size evet bu önemlidir, gelin konuşalım dedi mi? Yoksa Türkiye'de her zaman olduğu gibi bir şeyler üreten, bir şeyler öneren, çözüm önerileriyle gelen, sorunları sadece eleştirmekle ortaya koymakla kalmayıp işte bunun çözüm önerisidir, budur diyen insanlardan biri olarak bir köşeye siz de atıldınız, unutuldunuz mu? Ben köşeye falan kimse atamaz beni. Ben bir ilçede konferansa gittiğim zaman 1300-1500 kişi dinler. Ve gece yarısı olmasına rağmen. Sabahleyin herkesin işi gücü olmasına rağmen. Bu bir. İki. Bu bir kanun meselesi. Bürokrat işi değil. Bu meclisin işi. Meclisteki partilerin işi. Ve bu hükümetin işi. İçişleri Bakanlığı'na ait bir iş. Kanunu çıkartırsınız. 8-10 maddeye de geçmeyen bir yönetmeni ortaya koyarsınız. Diğerleri sizin direktifinizi, emrinizi, kanunuzu yerine getirirler. Benim 5-6 sene önce yayınladığım Herkes Gerçekleri Bilsin. İşte 2002'de kaleme almıştım ben onu. Efendim işte şöyledir, bittidir. Ne bitmiş? Kimse ki şeyi kandırmasın kendilerini. Özür dilerim siz... Kendini kandırmasın. Ne zaman Güneydoğu'daki Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan ayrılmıştınız? Hangi tarihte? 95 tarihi. Ağustos, evet. Şimdi 2008'deyiz, evet. Yani 13 sene önce. Evet. O bölgede sizin görev yaptığınız sırada sizin görev alanınız içerisinde Aktütün diye bir karakol vardı, değil evet. mi? Aktütün bizim benim 44 karakolumda evet, biri. Evet, birisiydi. Siz oraya birçok defa gittiniz. Hem baskınlar nedeniyle hem çatışma nedeniyle oraya gittiniz. Operasyonlarda dahil. Geçtiğimiz gün yine, bakın 13 sene öncesinden bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz gün yine Aktütün karakoluna saldırı. Yine askerlerimiz şehit. Aktütünden daha vahim mi? Dağlıca. Dağlıca. Dağlıca tam vahim. Aktütün de vahim. Aktütünün vahameti şöyle geliyor, dağılacağım farkı. İşte her onlar gözetliyor. Amerika'dan sıcak istihbarat geliyor. Ne oldu? Hava sahasını açık bırakıyorlar. Efendim kara sahasını efendim müsaade ediyorlar işte karadan girmenize. Hatırlıyorsanız yani o kara harekatında da hani bir sürü değerlendirmeler. Siz neden o zaman hiç konuşmadınız? Ben sizi görmedim. Kara harekatında herkes bir şekilde ekranlarda sizi görmek istedi. Ben şahsen aramadım çünkü biliyordum sizin konuşmayacağınızı. Neden konuşmadınız? Karar harekatı ile ilgili benim bile bilmediğim de televizyonlar varmış bu ülkede. 47 yerden aradılar. Daha o harekat başladı sabah. Hayır. Neden? O kadar abartılı, o kadar değişik bilgiler veriliyor ki bir de basın merkezi gibi bir sistem tam çalıştırılamadı gibi bütün haberler yani televizyon ve gazeteler özellikle tabii başlangıçta yani ertesi günü beklediği için mecburen şeyler televizyonlar. Ben onların bahsettiği şeylerin hiçbirinin olacağına inanmam. İnanmıyorum.
Yok Kandil'e gidiyor, yok Hakulk'a gidiyor, Metine'ye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, Zap'a gidiyor, Avaşin'e gidiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu birden çıkıp da bu kadar heyecanlanmış, ölçüleri kaçırmış, dağlara, taşlara şey çıkmış bu böyle hayal bilgilerini tek tek anlatmamın bir alemi yoktu. Sonunda şey belli oldu. Yani esas kampın Zap olduğu, yani Şivi kampı olduğu ortaya çıktı. Şivi kampına biz 4 kere girdik. Şimdi Şivi kampını 4 kere de 4 ayrı şekilde gireriz. Bugün gitsek 5. ile gireriz. Daha sonra da 8. ile gireriz. Bu onu yönetene bağlıdır. Plancıya bağlıdır. Onun kendi taktiğidir veya stratejik görüşüdür. Şimdi Zap'a A planıyla desem olmaz. Ya coğrafya belli bir defa. Planı bilen diye bir şey yok. Bu senin yaratıcılığınla ilgili bir şey. Hayal gücünle ilgili bir şey. Zekanla ilgili bir şey. A tipini desen tutmayabilir. B tipini desen tutmayabilir. C tipini desen tutmayabilir. B tipi... Sonuçta da bir şey çıkmazsa, yani benim söyleyeceğim net ve kesin. Ama sonunda ben böyle söyleyip de başka bir şeyler çıkarsa yapanlar sıkıntıya düşer. Onun için bir şey söylemedim. Yani çok yanlış olurdu. Çünkü bu kamplarla ilgili şunu herkes bilsin. Bu kampların içine girdiysen, buralarda yattıysan, oralarda didik didik yeraltı gömülerini çıkarttıysan, efendim ayı inlerin içerisinde o mayını, efendim mermiyi, silahı, el bombasını bulduysan, ancak bu kamplara hangi hava, kara, işte, su meselesi, yükseklik meselesi, mağaralar, dehlizler, kimse esasında konuşmamalı. Bu kamplar içinde de böyle günlerce yatan, kalkan, bu kamplara 1, 2, 3, 4 defa giren adam az. Az. Kaç kere Kuzey Irak'a gidildiği belli, hangi kampa gidildiği belli. Kimlerin gittiği de belli. İşte arşivlerde her şey ortada. 92-95 tarihlerinin açılır. Bütün televizyon arşivleri, gazete arşivleri açılsın, görülsün. Onun için sonuç. Konuşma, laf ola beri gele konuşmaları. Olmazdı. Onun için ben zaten yoktum. Gelelim şuna. Ama ben hiçbir beyanat vermeden bir internet sitesinde bir gazete sanki beyanat vermişim gibi bir şey yaptı. Buldum genel yayın yönetmeni vesaire internet sitesinden kaldı. Fakat akşam da bana sırf bunu söylemek için, yani benimle alakaları yok bunların demek için bir SkyTürk'tü yanılmıyorsam bir bayan efendim bunu ben söylerken ne kadar birinci gün akşamıydı. Ben dedim tamam 7 gündür çıkılır. Neden çıkılır? Coğrafyayı biliyorsun. Avrupalıyı tanıyorsun. Amerika'nın oradaki Kürt PKK planını biliyorsun. Talabani Barzani'yi tanıyorsun. Halkı tanıyorsun. Bu hükümeti biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Ve kendin de defaatle oraya girmişsin. Koşullarını biliyorsun. Ne yaparlar, ne kadar yaparlar, hangi şartlarda yapabilirler, nerelerle karşı karşıya gelirler biliyorsun. 7 günde çıkacaksın. 7 günde çıkıldı. Şimdi, 7. gün, evet. Yani bunu ertesi gün, 7 günde çıkıldı. Bu bile siyasidir. Siyasidir. Mesela, efendim, ordular siyasi durdu geçti. Bunu hükümet açıklar. Yetki onundur, hak onundur. Sorumluluğu devredemez. Sorumlu da olur. İşler kötü de gidebilir. Orada da nitekim 30'a yakın çocuk öldü. Sorumlu hükümettir. Hükümet bunu hissedecek ve üzerine alacak. Efendim ben bunu askere... Hayır, askere bırakamaz. Askere şunu bırakır. Hazırlığını yap. Mesafe ölç. Hedef ölç. Yapılacak işin sonuçlarını hesapla. Bunu söyleyebiliriz. Çıkarken de aynı şey var. Gene hükümet ortada yok. Bunu şunun için söylüyorum. Bunu yapmadığınız sürece halk bunun hesabını hükümetten sormuyor, soracak gibi algılamıyor. Kurumun üzerine çıkartıyor hesabı. Nitekim halkın içinde dolaşıyor. Gelsin herkes. Yani Edirne'ye de gitsin, Kars'a da gitsin, Sinop'a da gitsin, aşağıya Adana'ya da gitsin. Bak bakayım halk ne konuşuyor.
Yani böyle odalara kapat kendini. Kendi etrafındaki adamlarla aynı şeyde ha ha ha, ya ya ya, öyle mi? Hayır. Halk. Halk. Millet. 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 Her şey ona ait. Para da ondan gidiyor. 400 milyar dolar hesaplıyorlar. Bugün 25 yıldır orada giden masrafı. 400 milyar dolar. 400 milyar dolar dış borcumuz. Gırtlağa kadar batmış bir memleket. Peki efendim, yani o yine Dağlıca baskını sırasındaki bilgi kirliliği diyelim, medyada herkes varsayımlar üzerine hareket etti. O bölgeye hiç gitmemiş, uzman olarak ortaya çıkan insanlar çok farklı senaryolar çizdi, anlattı. Hatta ismini vermeyeceğim, ben şaşkınlıkla izlemiştim. Hani bölgeye gidip görmesem, ki siz de mutlaka gördünüz ve teyit edeceksiniz. Oraya Türk tanklarının girdiğini ve tankların şeylerini, çatışmalar sırasında bazı tankların yanıp kaldığını söylemişti. Dediği yerde Hakurk. Hakurk'ta biliyorsunuz İran-Irak Savaşı sırasında yanmış kalmış tanklar var. Öyle değil mi efendim? Her şey var. Yani İran-Irak Savaşı'nda kalmış tankları bile birilerinden duyup işte Türk tanklarının bile oraya girdiğini söyleyebilecek bir bilgi kirliliğinin yaratıldığı süreçteydik. Bunu şunun için verdim bu örneği. Bir değerli izleyicimiz sizin bir sözünüzden örnek vermiş. Sivas Gürün'den Sayın Turan Deveci. Turan Bey diyor ki, savunma kürekle, tüfekle ve yürekle yapılır. Bu sizin sözünüzmüş. Evet, ben... ve az önce de millet, halk dediniz. Dolayısıyla bütün bu bilgi kirliliğinden öncelikle rahatsız olan millet, halk ama sonuçta savunmayı yapacak da olan o, yani sizin deyiminizde tüfekle, kürekle, yürekle. O noktaya mı geldik efendim? Ben tüfek, kürek, yürek meselesini kurmay binbaşıyken bir makalemde yazmıştım. Onu da şey için yazmıştım. Yani Sovyetleri Trakya'dan veya Doğu Anadolu'dan bizim topraklarımıza girdiği an veya hayal edildiğinde bunun yapılacak tüfek, kürek ve yürekle yapılacağını ve bunun da nasıl bir savunma düzeniyle olacağını anlatan bir makaleydi. Binbaşıyken yazmıştım. Evet. Evet. Yani çok yıllar önce. Sayın Turan Deveci Beyefendi, mesajınızda Türkiye'yi dinsel ve etnik olarak bölüp parçalamak niyetinde olan hainler hiç korkmadan fikirlerini her fırsatta, her ortamda söylüyorlar demiş. Yandaşlarını devletin kilit noktalarına yerleştirmekle meşguller, türbanla meşguller. Çünkü siyasi rant elde ediyorlar diye devam etmiş. Bu kadarını okuyabildim. Kusura bakmayın efendim. Tabii herkesin aklında olan bir soru. Siz çözüm önerilerini sadece durum tespiti yapmıyorsunuz. Genel sıkıntıları ortaya koyup dikkat, başımızı duvara vuracağız derken orada ne olacağını da söylüyorsunuz. Ama çözüm önerisini öneriyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Bir izleyicimiz demiş ki, ben de bunu merak ediyorum. Sayın Sinan Elmas, Sinan Bey diyor ki, daha önce Gürbüz Bey size bir programda sormuştum ama iletmemiştiniz sorumu demiş. Diyor ki, böylesine başarılı bir komutan neden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emekli edilir ya da neden emekli olur? Derslerde birincilikle bitirmiş, kurmaylığı almış, rütbe yükselmelerini hızla tamamlamış. Yani sizin özelliklerinizi sıralamış. Dolayısıyla ben de merak ediyorum, sizin daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye'ye özellikle terör konusunda vereceğiniz çok fazla hizmet varken çok genç yaşta tüm general rütbesinden emekli oldunuz. Şimdi bu belki bana 3 milyon kez soruldu 5 yılda. 3 milyon oldu, kesin oldu. Evet. Bu 3 milyona, yani bu da belki 3 milyon artı 1 oldu. Ama demek ki halkın yani normal günde yüzlerce mail geliyor. Hep aynı şey. Şimdi şu. Bir hizmet sadece üniforma altında yapılmaz. Ben şu anda üniformasızken daha bağımsız, daha özgür. Çünkü yani bir hiyerarşik bağım yok. Bir efendim maaşla ilgili bir bağım yok. Bir kanuni bağım yok. Şimdi daha etkili fikirlerim, düşüncelerim ve görüşlerim çok daha açık olarak. Yani konferanslarda,
efendim programlarda, söyleşilerde ve kitaplarımda bunu daha çok yapıyorum. Bir de şu var. Tespit dediniz. Tespit, hani herkes tespit yapıyor. Hayır, herkes tespit yapamıyor. Eğer tespiti adam gibi yapılsa onun çözümü de gelir. Mesela terör meselesi iyi tespit yapılamamadan bu hale gelmiştir. 84'ten bugüne kadar tam tespit yapılamamadan. Üstelik de şu. Yani bugün siyasi partisi var mecliste. Bugün o bölge bana göre alt üst olmuş durumda. İstenilen yerde çok rahat bir şekilde 10 binler, 20 binler, 30 binler toplanabiliyor. Sadece televizyonlardaki görüntüleri gözünüzün önüne getirin. Bakın hepsini. Bir seri bakın. Ve hızla birleştirin. Bakın oradaki halimize bakın görüntümüz. Tanklar, zırhlı araçlar, efendim mayın arayanlarımız, bir yerlere tırmananlar, ateş edenler. Nasıl bir şey bu? Hayır, bu nasıl bir şey? Görüntüler silme böyle. Baştan aşağı böyle. Bu ne yaratıyor insan üzerinde? Yani o topraklarda. Her an 13 bin kişi bir yerde toplanıyor. PKK bayrakları, ablemleri, sembolleri, forsları. Efendim, provokasyon mu? Ne provokasyon? Bir de provokasyon lafına da kızıyorum. Kışkırtıcı de, yani İngilizce konuşacak gibi yani. Kışkırtıcı. Ne kış? Bu kadar adam, bir de bu kadar adam toplanıyorsa bunu sezeceksin. Bunu kavrayacaksın. Bunu teşhis edeceksin. Devlet adamlığı budur. Akıl gücü budur. İleriyi görmek budur. Tedbir alabilmek budur. Yoksa alamazsınız. İbre devamlı gidiyor, geliyor. İbreyi takip edeceksiniz. Her şeyi havada koklayacaksınız. İktidarlar, iktidar, kimse hükümet, kim iktidar, bugünkü veya dünkü, her neyse, bunu sezecek. Devlet adamın sevgi gücü olacak. Devlet adamı budur. Kavrayacak. Teşhis gücü olacak. Ve bu işe soğukkanlı bakacak. Nedir bu, nedir diye. Buradaki şey, ben niye biraz önce bu jandarma örgütü üzerinde durdum? Şu kan bitmeli. Bu kanın önü kesilmeli. Bunu kesecek. Devlet bunu kesmek zorundadır. Bir devletin gücü ve kudretinden içeride ve dışarıda hiç kimse şüphe edemez. Ettiyse o devlet zaaf içerisindedir. O devlet güvenliği sağlamamıştır. Halkın, milletin devleti var etme sebebi güvenlik ve adalettir. Bunu ikisini yapamıyorsanız, yerine getiremiyorsunuz, devletten söz edemezsiniz. Peki efendim. Bu izafi bir şeydir. Peki her şeyin belirli dönemlerle mukayesesi söz konusu. Şu dönemde şöyle olmuştu, bu dönemde böyle olmuştu denilir. Ortaya bir takım doğru sonuçlar konulmaya çalışılır. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede giderek bazılarının Mustafa Kemal Atatürk'ü kendilerine daha çok düşman görmeleri, daha çok onu silmeye, onun eserlerini, onun emanetini yok saymaya yönelik çalışmalarının büyüdüğünü görüyoruz. Daha üst düzeye çıktığını ve tehdit noktasını da çoktan aştığını görüyoruz. Ama hiç kimse şunu aklına getirmiyor ya da getirenler çok az ya da dillendirilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk döneminde, yani 1923 ile 1938 arasında adına Kürt isyanı denilen bir takım isyanlar çıkmıştı. 17 kez. Evet. Ve bu isyanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin daha yeni yeni ayakları üzerinde yükselmeye başladığı, dışarıya karşı en zayıf görüntüsünün aslında olduğu bir dönemdi ve güçlü bir devlet anlayışı, güçlü bir devlet adamlığı anlayışı vardı. Bu isyanların hepsi kısa bir sürede ya da bir süre sonra bastırıldı, söndürüldü. Ne oldu da bu çok güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti 25 yılı aşkın bir süredir bir isyanı daha da büyüyerek, daha da dışarıdan, içeriden bilmem nereden aldığı desteklerle gelişen bir isyanı bir türlü bitirme, bastırma noktasına gelemedi. İşte işin siyasi ayağı bu değil mi? Evet. Şimdi bu doğru bir mukayese mi acaba? Tabii, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü konuştuğumuzda, ya onun dönemi 15 yıl,
Bunun karşılığı önderliktir. O önderse böyle bir silahlı kalkışma ve hareket 2 hafta ile 2 ay arasında biter. Nitekim de öyle olmuştur. Bu bir kararlıktır. Daha önce programlarda da söylemişimdir. Votan çayında bizim 5 jandarmayı, attı jandarmayı bu silahlı isyancılar pusuya düşürdü. Akşam Atatürk'ün haberi oldu. Burada Çankaya Köşkü'nün. Öfkeden bu Çankaya Köşkü'nü yıktı sabaha kadar. 5 jandarma. Burada oldu. Onun o öfkesinden hemen İnönü Diyarbakır'a gitti. Kendisi de sabredemedi. Hemen arkasından 24 saat sonra da o gitti. Bu işler böyledir. Devlet adamı ve kanunlardır. Bu o zaman bize Amerika istihbarat veriyor muydu? İngiltere istihbarat veriyor muydu? Şimdiki hükümet diyor ki bize istihbarat veriyor. Amerika gidip operasyon yapabiliyoruz. Hayır, Amerika neyin istihbaratını? Şimdi mesela şu son günlerde İran'da 4.000-4.500 PKK'nın işte Hakkari Kuzeyi, Başkale, Van ve daha kuzey üzerinden hem de sayılar 4.000-5.000 veriliyor. Yani haberde efendim Türk topraklarına, bizim arazilerimize doğru hareketi var. Nereden çıktı bu 4.000-4.500 kişi? Doğru veya yanlış. 4.000 olmasın, 400 olsa da fark etmez. Yapacağını yaparlar gene. İçeride de yapıyor. Aşağıda da yapıyor. Bunun böyle olacağı belliydi. Kuzey Irak üzerine baskıyı artırdığınız zaman onların, yani aylar önceki programda söyledi. Bunlar İran'a geçecek. İran'dan, doğudan batıya gelecekler. Yani güneyden kuzeye. Ha bu güneyden kuzeye gelmeyecekler anlamında da değil. Körebeye benziyor bu. Körebe oynama. İran. İran bulsun o 4.500 kişi, 3.000 kişi. İran daha önce de buna benzer şeyler yaptı. Bir zamanlar tam destekledi. Şimdi pecak mecak meselesi, birisi bu tarafta, birisi o tarafta. İkisi de aynı amaca yönelik. Amerika'nın da desteğinde yürütülüyor. Şimdi aslında şu var. Bir ülke dış işlerini, askeri gücünün kaynaklarını, ekonomisini ve kültür dokusunu bir ülke veya başka ülkelere bağlarsa artık o ülkeyi silahlı olarak işgal etmeye gerek yok. İşgal bitmiştir. O eskidendi. Tanklar, toplar. Eskidendi o. Efendim, dış güvenliği, dış güvenlik politikaları. Dış güvenliğin emniyeti. Dış güvenliğin emniyeti bağımsızlığı garanti almak için yapılır. Bağımsızlık garantisi için yapılır. Yoksa dış yaban diğer ülkelerle, yani uluslararası güvenlik sistemi içerisinde yapılacak her şey bunun bağımsızlığın şeyi içindir. Garantileri içindir. Sağlamlaştırması içindir. Bunun için yapılır. Yoksa efendim oraya git, Afganistan'a git, git. Efendim Lübnan'da işte şöyle oldu, böyle oldu, git. 1948'den beri ilk defa İsrail ordusu yenildi. Güney Lübnan'da ve Hizbullah'a. 48'den beri ilk defa oldu. Ve bir orduya değil. Neyi eksikti? İsrail ordusunun bugün ne olduğu belli. Teknolojisi belli. Savaş tecrübesi belli. Ne oldu sonunda? Bakanları, generalleri, şunlar bunlar sırayla hepsi istifa ve emekli. Şuraya getirmek istiyorum. Bu farklı bir savaş tekniği. Bir mücadele tekniği. Buna ben Asya tipi savaş diyorum. Artık burada yıpratmak. Sen ne kadar büyük olursa ol. Seni yıpratırım. Yıpranır, 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 yıpranır. Bir gün halk yeter artık der. Yeter artık der.
Çünkü bir yere kadardır. Bizim halk yılların getirdiği Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı Selçuklusu ve Cumhuriyet'te bizim halk disiplinli bir halktır. Kolay idare edilir bir halktır Türkler. Onun için devleti, devlete olan saygıları akıl almaz ölçülerdedir. Devletin bunu zorlamaya, onun hayallerini yıkmaya hakkı falan yoktur. Devlet şudur. Halk şunu soracak. Sen bana hizmet için varsın. Onun dışında senin hiçbir kıymetin yoktur. Devletsiz de olmaz. Onun için devlet adamlarınız ve kanunlarınız olacak. Peki halkımız, insanımız devletine bu kadar bağlı, bu kadar saygılı, bu kadar vefakar gerektiğinde her şeyi yapar. Ama onu istismar etmeyeceksiniz. İşte istismar edilmesinin örneği acaba halkın arasında giderek çok sayıda ve onları yönetenler arasında çok sayıda sümsük kuşu, angut kuşu, kuyruk sallayan, Amerikan balabanı, Arap bülbülü, Avrupa ötlengeni, şakrakçı vesairenin çoğalmasından dolayı mıdır? Mevcut halkın bu hale gelmesi, halkın sizin tanımladığınız özelliklere sahip olan halkın maalesef inisiyatifini koyamaması, ortaya bir şekilde çıkıp da yumruğunu masaya vuramamasının nedeni az önce saydığım kuş türünün halk arasında ve yöneticiler arasında çoğalması mıdır? Şimdi bunlar dün de vardı, bugün de var. Bugün herhalde daha fazla var. Bugün olan şu. Mesela Arap bülbülü daha çok bu sefer. Bu Arap bülbülü her zaman şeydir. Yani çeneleri kuvvetli, repertuarı geniş kuşlardır bunlar. Ram derler, velev derler. Evet. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bir defa şunu söyleyeyim. Şu son bir yıl, 7-8 aydır gördüğüm halk bundan 2 sene önceki halk değil. Özellikle gençler. Türkiye'nin sorunları. Bunların hepsinin üstesinden biz 1000 defa gelecek durumdayız. Bu milletin coğrafyası da, insanı da, imkanları da bu kadar güçlü. Bir defa bunda hiç kimsenin tereddütü yok. Buradaki sıkıntı şu. Bir siyasal mücadele gerektiriyor bunlar. Meşru siyasal mücadele. Lider yoksa, önder yoksa siyasi mücadele de olmaz. Halkın bunda yapabileceği, halkın çok bir şeyi yoktur. O daima şeye bakar, öndere bakar. Ancak bu şu demek değil. Hakkını arayacak, hesap soracak. Çünkü vergi veren bu. Ölen çocuk bu. Yani para bunun, her şey bunun. Yani bunun farkında değil. Bu nereden oluyor? Bilinçli değil. Çünkü şöyle bilinçli değil. Dünyada Batı'da her kitap 100 milyon, 100 bin, 150 bin, 300 bin satıyor. Milyonlar satıyor. Bizde ortalama kitap, yani en iyi kitap 5-6 bin satar. Yani 10 bin üstündekiler çok özel yazarlar veya ilgi çekilen konulardır. Efendim gazete okuyorlar. Gazete okuyanlara bakın. %85'i spor okur ve magazin okur. Ciddi şey. Siz biliyor musunuz Atatürk bir gazeteye ortak oldu. Yani bir gazete yayınlanacak. Atatürk de ortaklarından biriydi. Yani zaten ticareti bilmediği için bir başka sebepten de battı orada. Atatürk'e şunu dediler. Yazarlar çok kuvvetli. En iyi yazarlar, en iyi kalem ustaları, en iyi fikir ve düşünce sahipleri. Onun için bu gazeteciler şey yapar, tutar ve satar. Hiç satmadı. O gün de öyleydi. Bugün de aynı. Peki efendim, yani Seyfettin Bey, Seyfettin Çanevi diyor ki, Gürbüz Bey, sizin geldiğiniz noktayı çok iyi özetlediği için biz halk olarak diyor her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Hatta öyle bir noktaya geldik ki bizden her istenenini yapıyoruz ama bize kim pirinç verirse oyumuzu da ona veriyoruz. Dolayısıyla bir de böyle bir çelişki ortaya çıktı son zamanlarda. Ben
konuyu biraz daha açabilmek için müsaadenizle birkaç mesaj aktarayım. Sayın Gül Eker hanımefendi, Gül Hanım, iki sayfalık bir mesajınız var. Kusura bakmayın, bu kadar uzun okuyamayacağım ama sizi kırmamak için sadece birkaç satırını aktarayım. Sayın Gül Eker demiş ki, askerlik hayatının sona ermesinden sonra yazdığı kitaplar, katıldığı söyleşiler, verdiği sayısız konferanslar ve hakkında açılan internet siteleri önce bizleri kan uykumuzdan kaldırdı demiş sizin için. Düşünceleri eğilip ve bükülmeyen, düşünceleri ve eğilip bükülmeyen adam gibi adam duruşu bizi derinden etkiledi. Önder doğuştan cesur olandır, önder doğuştan zeki olandır, önder özgüveni tam olandır demiş. Ancak bu kadarını aktarabildim. Sayın Ali Baykal İzmir'den, Ali Bey özür diliyorum, ismim sizde kalsın demişsiniz ama en sona yazmışsınız, ben de yukarıda okuyuverdim. Sayın Evren, her zamanki gibi kıymeti pek bilinmeyen çok değerli bir insanı misafir ediyorsunuz. Herhalde siz bu programlara devam ederseniz, halkımızı aydınlatırsanız yakında işiniz biter. Benim bir yıldır işsizim, oğlum Güney Doğu sınırında Türklüğü içine sindirebilmiş her Türk çocuğu gibi şerefiyle askerliğini yapıyor. Bu çocuğun çamaşırı ve sigarası yaklaşık 200 YTL tutuyor. Bulunduğu bölgeden izne gelip gitmesi sadece yol parası 130 YTL. Biz bu çocuğumuzu vatan için esirgemeyiz, esirgemiyoruz. Fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda zengin çocuklarının ve şımarık politikacı çocuklarının lüks arabalarla gezmesinin hesabı sorulamıyorsa buna üzülüyorum demiş. Sayın Saat Karam, bence ülkenin sorunu yolsuzluk, kanun tanımazlık ve vatan hainliği. Niye bunun üzerine kimse gitmiyor? Yoksa bunlar halkımızca benimsenmiş hususlar mı diye sormuş. Sayın Erol Engin Baştaş, Amerika Birleşik Devletleri destekli sivil dikta, ılımlı İslam yönetiminin Türkiye'nin başına sardığı borç, enflasyon, ikiye bölünmüşlük, türbanlı ve türbansız olarak ve dışarıdan müsaade ettiği kadar yürütülen PKK mücadelesi de ülkemizde. Acaba paşam ne kadar gelecek görüyor? Her şeyimizin satıldığı ülkemizde gelecek kalmış mı diye sormuş. Sayın Mehmet Güngör Samsun'dan, bizim millet olarak Osman Pamukoğlu gibi ülkesini sevecek, ülkesi için mücadele edecek, dürüst, keskin görüşlü, geçmişi başarılarla dolu temiz insanlara ihtiyacımız var demiş. Sayın Ali Çağıl diyor ki, din bezirganlarına acaba dur denmeyecek mi? Sayın Cengiz Hıracı, darbe istemiyorum ama eldeki tek dayanak Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet de elden gitti, benim şahsen ruh sağlığım bozuldu demiş Cengiz Hıracı. Aman Cengiz Bey, yapmayın, ruh sağlığınıza sahip olun. Bu arada her bir vatandaşımızın direnişi, her bir vatandaşımızın bir şekilde ayakta duruşu önemli. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Efendim, şimdi ben buradan şuraya getirmek istiyorum. Türk insanının büyük bir bölümünün kafasında var olan sorunlar ve Türkiye'nin bir kötü gidişle karşı karşıya olduğu gerçeğinden hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir şekilde bir şeylere müdahale etmesi, kötü gidişe dur demesi yönünde beklentiler var. Acaba bu kolaycılık mıdır? Yani siviller bir şekilde siyasileri iktidar eden, onları iş başına getiren, verdikleri oylarla, verdikleri desteklerle hükümet eden siviller ne oldu da sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne umut bağlar oldular. Bu doğru bir düşünce midir? Ne diyorsunuz efendim? Bu saçma sapan ilkel bir düşüncedir. Hiçbir halta yaramaz, hiçbir sonuçta sağlamıyor. Bunlar işte şikayetler ve kolaycılıktan başka bir şey değil. Herkesin birey olarak, bu toplumun kişileri olarak yapacakları var. Bu çaresizlik. Bugüne kadar 60'tan beri bunlar işte başarılı olanı, başarısız olanı falan, yok örtülüsü, yok kapısı. Sonunda ne oldu? Kendi mecrasında akan suyun yönü değişiyor. Su kendi yolunu bulacak. Hiç kimse ırmağa, nehire, çaya, dereye hendek kaçarak ona yol gösteremez. Kendi doğasında akacak. Bunlarla beraber birçok insan
birçok insan. Yani özgürlük diyen, devrim diyen, inkılap diyen, vatanım diyen, milletim diyen insanlar ne oldu? Ne oldu? Kuşaklar çekildi gitti. En zeki, en aktif, en böyle eyleme yatkın ve en cesur olanlar gitti. Yok böyle bir şey. Bir defa bunları kafalarından çıkarsınlar. Artık burası ne Güney Amerika, ne Afrika, ne de Hindi Çin'i. Böyle bir şey yok. Bu halk, onu meydana getiren bireyler, meclisleri ve hükümetleri artık bunu anlasınlar. Demokrasi bu, demokratlık da bu. Burada anlatılan şey birçoğu yozlaşmış. Yani yasa dışına çıkmıştır. Bu hükümetlerin meselesi. Bunu hükümetten soracaksın. Bir tane uyduruk bir programa birdenbire 64 bin mesajı nasıl gönderiyorlar? 78 bin mesajı nasıl gönderiyorlar? Bunu yapacaklar. Özgürlük istiyor, izin bekliyor. Hak arıyor, lütuf istiyor. Yok böyle bir şey. Hayat mücadeledir. Bunu bir defa öğrensinler. Her zaman söylerim, bir kere daha söyleyeyim. Birey de, devlet de, devlet bir defa cihan kavgasıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi. Cihan kavgasıdır devlet. Devletsen bu kavganın içinde olacaksın. Bu kavga için güçlü olman lazım. Güçlü değilsen devrilir gidersin. Bizim öbür devletler olduğu gibi. Onların da nasıl olduğuna baktığında dışarıdan mı içeriden mi içeriden olduğunu görürsün. Böyle bir şey yok. Bir defa bunları kafalarından silsin. Amerika'ya gelince. Büyük Orta Doğu. Genişletilmiş Orta Doğu. Adına ne dersiniz deyin. Amerika'nın Orta Doğu'daki politikasının iki temeli var. İki temele dayanıyor. Bir, Amerika petrol tiryakisi bir ülke. Bundan kurtulma imkanı yok. Bütün alternatifleri ve yolları denendi. Yok. Tiryaki. İki, bölgedeki devletlerden, devletler içerisinde, uluslar içerisinde kendine bağımlı hükümetler. Özeti budur. Hiç öyle lafı eveleme, geveleme, o tarafa, bu tarafa yaymanın alemi yok. İki şey. Tiryakilik, Amerika'ya bağlı hükümetler. Orta Doğu politikasının temeli budur. Bunu açtığınız zaman işte böyle bir sürü işte yok uzmandı, yok şuydu, yok buydu falan filan birileri anlatır. Gelelim pirinç ve kömür meselesine. Bir insan bedeni vardır. Ruh gücü var ve zihin gücü vardır. İnsan beden derdini ne zaman düşer biliyor musunuz? Aç olduğu zaman. Açlık insana insanlığını unutturur. Unutturur. Bundan büyük böyle erdemler, büyük düşünceler, yok vatan, yok şu, yok bu, Çanakkale'de öyle yaptık, Mangal Dağı'nı şöyle tuttuk olmaz. 38'den bu yana gelen bütün hükümetler ve derece derece iki şeyle baş edemediler. İki düşmanı bu ülkenin. Yoksa ne Orta Doğu projesi, ne Avrupa Birliği, ne Yunanistan, ne Kıbrıs, ne Irak, ne şu, ne bu. Hiçbiri bize zarar veremez. Ve bize de baş edemez. İki şey var. İki şey yapamadı. Bir, cehaleti ortadan kaldıramadılar. İşte neden oraya gidiyorlar, neden buraya gidiyorlar. İki, fakirliği yok edemediler. İşte sonuç budur. Buraya geldi sonuç. Efendim %47 oy aldı. Bu %47 oy bu ülkede %47'nin teokratik bir yönetim istediğinden falan değil. Bir devlet istediğinden, bir rejim istediğinden değil. Bunların sayısını toplasanız ülkede, yani bu kafada, bu ideolojiye saplanmış ve artık boynu dönmeyecek olan aşılanmışların sayısı %7, %8'i geçmez. Diğerlerin sebebi ayrı. Borca bakmış bir halk. 60-70 milyar dolara yakın kredi borçları. Her şey satılmış. Pazarları yabancıdan indi. Postaneleri gitmiş. Bankaları gitmiş. Trakya'da biliyor musunuz? Meriç'in doğusunda köylülerin faizle verilen krediler var. Köylülerin bütün şeyleri, tapuları istiflenmiş durumda bankada. Meriç'in doğusu.
Bankanın arkasına bakın, kim çıkıyor biliyor musun? Yunanistan. Bakınız. Bu ne, nereye doğru gidiyor bu tehlike? Oraya sattılar, buraya sattılar. Şu vilayette %26'yı geçtik, 34'ü gitti. Şimdi biz de oraya Ziraat Bankası şubesi açıyormuşuz. Yunan Atina'ya. Tamam. Onun kadar zekiyseniz, yani bu manevraları ve politik manevraları çevirebiliyorsanız olur. Şimdi Kastamonu'daki veya Yozgat'taki çocuk. Eskiden neydi? Vatan toprağını savunacağım, sınırlarım işte bizim. O aslında İstanbul'da yaşamıyordu. Yani İzmir'de de, Bursa'da da yaşamıyordu ama şu vardı algıda ve ruhta. Bu topraklar bizim. Yani bu hudutların içinde Türkler yaşar vardı. Bunu siz 20 sene sonra nasıl açıklayacaksınız? Derse ki, bir dakika. Ya ben, tapu diye bir şey var. Gayrimenkul diye bir şey var. Ve uluslararası hukuk var. Evet. Hayır, bu nasıl açıklayacaksın? Peki. Gel şimdi bu toprağı savun. Bu toprak kimin? Efendim bir bölümü de bizim. E o zaman öbür bölümünü de kiminse gel onunla beraber savunalım. Efendim 0.30 haber özetlerine geçeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz 0.30 haber özetlerine geçmeden hemen bir mesaj aktarayım. Hollanda'dan yazan Sayın Hazım Uyar ve arkadaşları Hangelo Türkiye Yurtseverler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına yazmış Sayın Hazım Uyar. Diyor ki Türkiye'de bazı çevrelerin tanrı gibi tapındığı şu meşhur Avrupa Birliği demokrasi ve insan hakları, azınlık hakları gibi asılsız ve palavra gerekçelerle Türkiye'nin gemisini batırmak üzereler. Ama millet hala bu rüyanın peşinde körü körüne koşmakta. Herkes televizyonda tartışıp durmakta. Buna karşın sizler gibi çok az sayıda yurtsever, mücadeleci dışında artık güvenebileceğimiz kimse kalmadı. Bu nedenle tek güvencemiz Türk ordusu hala meseleye sahip çıkmamaktadır demişsiniz. Ama sorunuza herhalde yorumunuza Sayın Osman Pamukoğlu yanıt verdi. Değerli izleyenler hemen bakıyorum. Evet 0.30 haber özetleri için söz haber merkezinde. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. İzleyenler... Bir Başkent Üniversitesi kuruluşu Kanal B televizyonunda Bekleme Odası programında Sayın Osman Pamukoğlu'yla son bölümdeyiz. Bu arada sizlerden gelen çok sayıda telefon var, telefonla arayan elektronik posta iletileri yine çok sayıda. Sayın Nadir Özdemir Antalya'dan tebrikler ve teşekkürler demiş. Sayın Seyhan Işık Adana'dan Ayfer Kaya'nın serbest bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Yine Sayın İlyas Cenap, Sparta yanılmıyorsam ya da yanlış olabilir, anılar üzerine konuşmak, orayı anlayamadım. Mustafa Sansar, Bandırma'dan, komando askeriyim, gayri nizami harp uygulaması yapılabilir mi diye sormuş. Değerli izleyiciler, çok sayıda mesaj var. Ben bunların hangi birini okuyabileceğimi bilemiyorum. Çünkü değerli konuğumuzla da programımıza devam etmemiz gerekiyor. Tabii herkesin kafasında şu soru var. Türkiye kamuoyu bir türban meselesiyle, sorunuyla çok uzunca bir süredir akıllıca bir şekilde meşgul. Edildi, edilmeye devam ediyor. Türk kamuoyu, Türk insanı AKP'ye kapatma davasıyla çok ciddi bir şekilde meşgul edildi ve meşgul edilmeye devam ediyor. Bütün bunlar olurken Türkiye'nin bütünlüğünü, geleceğini ilgilendiren özellikle Güneydoğu'daki durum artık bizim Türkiye'nin mevcut iktidarının kontrolünün dışında Amerika Birleşik Devletleri ile Irak'ın kuzeyinde desteklediği insanlar tarafından sanki bizden artık psikolojik olarak bir şeyler kopartılmış, bir şeylerin altyapısı hazırlanmış, Amerika'ya rağmen Türkiye bundan sonra bir şey yapamaz noktaya gelmiş, mevcut iktidarla gelmiş gibi gözüküyor. Acaba Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri açısından, Amerika Türkiye ilişkileri açısından,
Irak'ın kuzeyindeki oluşum kukla Kürt devleti, resmen ilan edilmemiş Kürt devletinin ilan edilmesiyle Türkiye'yi etkilemesi, Güneydoğu'yu etkilemesi açısından, İran'a olası bir saldırı açısından değerlendirdiğimizde acaba Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz efendim? Şöyle bir siyasi analiz, bir projeksiyon yapabilir miyiz? Evet. Tabii manzumi tek tek. Şimdi Avrupa Birliği'nin geleceği, yani Türkiye'de geleceği. Bizi alacaklar mı? Hayır. Alınmayacak. Niye bizi sevmiyorlar mı efendim? Ne güzel ordumuz çok var. Çok sebebi var. Ordunuzdan zamanı geldi mi istifade etmeyi düşünebilir ama şöyle, bu ittifaklarla olmaz. Bu ittifakların hepsini gözden geçirmek lazım. Üstelik artık şu çok net. Fransa kendi anayasasına bizim Avrupa Birliği'ne girmemizle ilgili bir özel madde yerleştirdi ve çıktı. Yani anayasasını aldı. Bunun Avusturya'sı da aynıydı. Böyle bir şey olmayacak. Yok. Onların o kadar çok derdi var ki mesela son bir haftada izleyin bütün Akdeniz ülkeleri yani Hollanda yani Atlantik kıyısı olanlarda mazot artırıldı ve diğer şeyler için herkes sokağa döküldü. Bakın şimdi bu kadar sıkıntıları var. Yani bazılarına bakıyorsun 200 bin evsiz, 300 bin evsiz, 180 bin evsiz, 80 bin evsiz insanları var. Yani onların kendilerinin de çok paraya ihtiyacı var. Yani bizden çok tabii refah içerisindeler ve ekonomik düzeyleri çok yüksek ama onların da dertleri var. Yani para ihtiyacı var. Fakat bu para ihtiyacı olmasına rağmen Avrupalıların 1996'dan beri Türkiye'ye milyon avroluk hibeler yapıyor. Para gönderiyor Türkiye'ye karşılıksız. Baktığınızda neler var bunun içerisinde? Akıl almaz, sayısız dernekler, akıl almaz projeler. Fakat ilginç olan bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı'yla resmi kuruluşları da oradan hibe almış. Siyasi kriterler diye almış. Akıl almaz şeyler var. Yani bir projeyi, efendim Bitlis'te ağaçların budanması ve aşılanması. Bitlis'e kadar gitmeyin efendim. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin karşısında o caddede hemen Aşti tarafından döndüğünüzde Bölge İdare Mahkemesi'nin yapımı binası var ve orada Avrupa Birliği fonlarıyla yapıldığını kocaman tabelayla koymuşlar. Tabii. Mahkememizi de yapıyorlar. Ne güzel. Ama projeler çok abuk sabuk. Yani böyle bir şeye adamların tutup da 20 milyon avro vermesi falan akıl almaz. Kim kime bedava para verir? Karşılıksız kim kime para verir? Bir de bunlar karşılıksız. Ya borç verirken bile bir sebebi vardır. Yani zaten bir ülkeyi batırmak istiyorsan borç ver. Daha çok borç, daha çok. Osmanlı da böyleydi. Bir ara İngilizler, Alman ve Fransızlar borç verme yarışına girdi Osmanlı'ya. Sen daha çok, ben daha çok. Peki Türkiye'nin geleceği... Şey için söyleyeyim. Diğer bir şeye de cevap vermemiz lazım. Bu İran meselesi. İran'a yapılacak... Zaten bir kara harekatı yapamaz da. Yok böyle bir şey. Yapsın, görsün. Herkes izlesin ne olacağını. Bakınız. Bir devlet... Ölen askerlerinin... Görüntülerinin... çekilmesini ve kendi halkına gösterilmesini sansür koyduğu an o devlet o savaşı kaybetmiştir. Irak'ta Amerika'nın durumu. Kaybetti. Debelenip duruyor. Hem de orta bölgede debeleniyor. Gelelim İran'a. İran'a yapılacak nükleer programı bahane ederek veya ona bazı ekler, ilaveler, ekstralar şey yaparak, takarak olacağı söyleyeyim. İran, Güney Irak ve Güney Lübnan hepsi aynı anda yanar. Bir daha söyleyeyim. Ters söylüyorum bu defa. Batıdan doğuya. Güney Lübnan, Hizbullah.
Güney Irak Şiiler ve İran. Bu yangından var ya, Türkiye kendini şöyle kurtaramaz. Bir defa üsleri var. İlave üsler isteyecek. Bir şekilde işte bu işte askeri savaş amaçlı değil, bu malzeme nakli işte ikmal, sıhhi yardım, insani falan filan, İran bunu dinlemez. Hep beraber bu kaosun içine düşeriz. Ama şunu da söyleyeyim. Bu Amerika'nın Orta Doğu macerası Rusya, İran, Türkiye. Ancak bu üçüyle biter. Efendim, isterseniz şöyle devam edelim. Sona doğru yaklaşırken. Şimdi hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Siz bu ülkede çok önemli görevlerde bulundunuz. Hepimiz kendimize göre bir şeyler yapıyoruz ama ülke gerçeklerinin farkındayız. Siz de sokağa çıkıyorsunuz günlük yaşamınızda. Yürüyüş yapıyorsunuz, alışverişe gidiyorsunuz, insanların arasına çıkıyorsunuz. Konferanslar, Anadolu'nun dört bir yanında dolaşıyorsunuz. Biz de kendimize göre alışveriş merkezlerine, sokağa, pazara, şuraya buraya gidiyoruz. Yani bu toplumun nasıl yaşadığını, insanların neye inanıp inanmadığını ve inançlarının nasıl yaşadığını hepimiz biliyor, yaşadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bu ülkenin Dışişleri Bakanı Sayın Babacan son olarak şeyde yapmış olduğu bir konuşmada yurt dışında şunu söylemişti Avrupa'da. Türkiye'de gayrimüslim azınlıkların bir şekilde dini özgürlükleri yok, evet doğrudur ama Türkiye'deki Müslüman çoğunluğun da özgürlükler konusunda sorunu var. Siz bir Anadolu insanısınız, Sinoplusunuz, bölgenizi, Anadolu'yu iyi bilen birisiniz. Güneydoğu'ya gittiniz, her yere gittiniz. Gerçekten Türk toplumunun Müslümanlığını, İslam'ı yaşaması konusunda bir sıkıntı görüyor musunuz? İslam'ın bir şekilde bu kadar dillendirilmesi, kullanılması bir vatandaş olarak sizi rahatsız etmiyor mu? Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Bir defa din, İslamiyet evrensel. İslam, İslam'dır. Bu sorunuza bağlı olarak bir ılımlı İslam diye bir kavram çıkarttılar. Bu kavram yanlış bir kavram ve bu kavramın üzerine bir takım başka kavramlarla gidildiğinde de her şey iyice batıyor. Türkiye'de halkın dini vecibelerini yerine getirmesi konusunda en küçük bir eksiklik yok. Bu ideolojiden kaynaklanıyor. Yani bu ideolojinin ötesi teokrasidir. Bu ülkenin bir rejimi var. Parlamenter demokrasi. Demokrasi yönetenlerle yönetilenlerin bir kurallar grubunda toplanması ve buna uyum sağlaması ve kabul etmesiyle yapılır. Burada anlatılmak istenen şudur. Bu ülkede böyle bir dert yok. Bu bir ideolojinin açıklanmasıdır. Ve bu ideolojinin ötesinde ki sonuçta hedef olarak düşünen teokratik yönetimin belirtileridir. Bu ruhla, bu duygularla söylenmiş bir şey bu. Bu bir bu var, bir de şu var. Bir bakan yurt dışında kendi milletini ve devletini ve ona ait rejimi kimseye şikayet etme hakkına sahip değildir. Böyle bir hakka sahip olamaz kimse. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve 70 milyon Türk insan adına konuşuyor. Gelelim şu sokaktaki insan meselesine. Eskiden insanlar fakirdi, şimdi aç. Aynı şey değil, aç. Neden? Devlet müsrif. Müsrif. Kamu harcamaları hep kâşane gibi yerler. Lüks arabalar. Mesela araba alınıyor. Geçenlerde, günlerdir gene gazetelerde, televizyonlarda. Efendim şey, biz itibar devletin yüksek kademesi, devletin makam. Devlet makam diye bir şey yok. Makamın yüksekliği oturan adamladır.
koltuğun cinsiyle, cibiliyetiyle, pahalılığıyla falan değildir. Efendim, korumalı olsun, zırhlı olsun. Ne koruma, ne zırh? Ne olacak? Zırh. Sanki şey, herkes böyle bekliyor, çık dışarı seni, işte hakkını suikast yapacağım. Yok böyle bir şey yok. Doğallık yok bir defa. Bazı makamlarda 3-4 tane araba var. Efendim evler, bir şeyler. Emekli olunuyor evlerde. Evler, arabalar. Yok böyle bir şey. Bu ülke bunu yapamaz. Ülkeye hizmet etmiş olabilirsin. Edin. Ettikten sonra artık ondan bir şey, yedi sülaleniyse onun şeyine bel bağlamayacaksınız. Ölünceye kadar, mezara böyle bir şey yok. Hizmetler şey bitecek. Evmiş, arabaymış, şuymuş, buymuş, lüks hayat. Kokteyl, toplantı, müsrif. 4 tane araba var. A bürokratında. Falan yerde bilmem mülki. Yok böyle bir şey. Bu ülkenin buna gücü yetmiyor. Halkın durumu ortada. Bakın ne diyorsun? İşte pirinç de şudur budur ondan sonra. Şimdi bu yanlış bir şey. Halkı direnciliğe alıştırma. Ama ihtiyaç var. Şunu yapamadılar. Şu ikisi olmuyor. Bir de fakirlik ve yoksullukla mücadele edilmesi lazım. Daha doğrusu seferberlik yapılması lazım. Cehaletle de seferberlik yapılması lazım. Ben bütün bu gidişler, bir de şimdi bu karmaşık ve bana göre zorlanacak. Sonunda bize bir şey olmaz. Ama çok sıkıntılar olabilir. Giden bu siyasi gelişmeler ve ortaya çıkan durumlar. Halk, birey ve o toplumda bilinç olmadan, yani haklarını bilmeden, gücünü bilmeden, ama hak ve güç deyince de sanki böyle onlardan büyük şeyler bekleniyormuş gibi. Herkesin yapacağı bir şey var ama yapmıyor. Bekliyor, yapmıyor. Sinik. Cesaretlendirme ihtiyacı var. Ama sonuçta yine geldik sizin kitabınızdaki tanımlamalara, kuş isimlerine de. Bir izleyicimiz Sayın Şinasi Kula. Efendim Şinasi Bey, herhalde siz bu programı ilk defa izliyorsunuz. Dolayısıyla demişsiniz ki işinize gelmeyen soruları es geçmek dürüstlük değil. Programı izleseydiniz bilirdiniz. Özellikle şahsıma hakarete varan mesajlara kadar hepsini okurum ben. Övgüleri hiçbir zaman okumam. Böyle bir derdim yok. Ama siz ilk defa izlediğiniz için şu anda açabildim mesajınızı. Yüzlerce mesajın içerisinden şansına siz çıktınız. İşinize gelmeyen soruları es geçmek dürüstlük değildir. Ben defalarca sordum, yine soruyorum. Ordudan mucize beklemek tembelliktir. Bunu Sayın Osman Pamukoğlu da söyledi. Kolaycılıktır. Bir başka izleyicimiz Sayın Şevket Daldal, o da darbe beklentisi kolaycılıktır demiş. Ve diyorsunuz ki tembelliktir, korkaklıktır. Aynen katılıyorum ama her darbede aydına yumruk atan ordunun bir öz eleştirisi yapması gerekmez mi? Neden aktif görevdeyken gereğini yapmaz da emekli olunca söylemlerde bulunursunuz? Sizin de bu milletin evlatlarına bir özür borcunuz yok mu? Herhalde bunu Sayın Osman Pamukoğlu'ndan sormuyorsunuz. Osman Bey'in, Sayın Pamukoğlu'nun durumu farklı. Tabii, bir şey daha var. Buyurun. Bizim ülkede soru sormak öğretilmez. Bizim ülkede böyle bir alışkanlık yoktur. Yoktur. Yani ne evde vardır ne de okullarda vardır. Onun için soru sorma çok önemli bir şey. Çünkü senin fikir ve düşünce yapınla kültürünü ortaya koyar. Şimdi gelelim şuna. Evet, ordudayken bilmem ne. Ordudayken ne? Ordudayken eksik olan ne? Orduda rütben var, görevim var, hepsini yapıyoruz. Burada şimdi siyaset konuşuyoruz. Sosyoloji konuşuyoruz. Siz hiçbir aydına yumruk attınız mı subayken? Subayken hiçbir aydına yumruk attınız mı? Hayır, hiç, ne anlamı var? Ya şimdi şöyle. Bu kitapta ne diyor? Sanki insan kuşlar. Değil mi? Evet, sanki insan kuşlar. Yani anlaşılır bir sözün. Evet. Bir şiirin manası. Sanki bizi anlatıyor. Behçet Necatigil. Peki. Efendim, tabii artık soru falan aktarmayacağım ya da daha doğrusu elektronik posta iletilerini aktarmayacağım. İzleyicilerimiz de umarım bana kızmayacaklar. Çünkü programın son 10 dakikasına geliyoruz ama bir izleyicimiz o kadar
karamsarlığı çağrıştıracak soru yöneltmiş ki Sayın Mustafa Haholu. Ülkemizin bugünkü içinde bulunduğu siyasi durum bizleri bekleyen en büyük tehlike Yugoslavya'nın başına gelenlerle Kosova'nın aynısı mı olacak? Şimdi bu... Yok, hemen çok... bunu pratik söyleyelim. Uzatmaya gerek yok. Avrupa Birliği ilerleme raporları ve ona benzer Türkiye'ye yöneltilen tüm talep ve isteklere bakıldığında bu algının ortaya çıkması çok doğal. Bu şöyle, o gelişme ve ilerleme raporları ve diğer beyanlarının, yani ilgilerin beyanlarına bakılınca insanların bu düşünceye ulaşmaları çok normal. Çok normal diyorsunuz. Çok normal. Bir başka izleyicimiz Sayın Mahir Güneş de aynı şeyi söylemiş. Bu laiklik ve şeriat kavgası Hindistan ve Pakistan gibi Türkiye'yi ikiye bölecek demiş. Yine sizin verdiğiniz yanıtta sorunun yanıtını burada bulabiliyoruz. Bir başka izleyicimiz Sayın Kadir Yörük Aslan diyor ki Sayın Pamukoğlu'na bir sorum olacak. Ülkemizin geleceğini nerede görüyor? AB'ye girmek ülkemizin kurtuluşu mu yoksa yok oluşunu mu sağlayacak? Bunu da Sayın Pamukoğlu yanıtlamıştı. Efendim, aslında programın sonu olmasına rağmen ben yine de şu soruyu size bir şekilde uzun süredir sormak istediğim bir soru olduğu için programın sonunda yönelteyim. Askerlik yaşamınız boyunca, meslek hayatınız boyunca ve emekli olduktan sonra bu kadar süre içerisinde şöyle dönüp geriye bir baktığınızda keşke şunu yapsaydım dediğiniz ne vardı? Şu benim hatamdı. Şu hatayı yapmasaydım dediğiniz ne vardı? Bunu söyleyebilir misiniz? Tespit ettiniz mi? Bu sosyolojik bir, psikolojik bir şey ve yani benim kişilik yapımı, ruh halimle ilgili bir şey. Hayal ettiğim her şey oldu. Hayal etmediğim hiçbir şey gerçekleşmedi. Ne hayal ettiysem hepsi oldu. Çocukluğumdan beri. Hayal etmediğim asla gerçekleşmedi. Keşke şu olmasaydı. Bunda hatalıydım dediğiniz bir şey var mı? Özellikle askerlik yaşamınızda. Yok, hayır. Sizi böyle çok üzen, kaybettiğiniz bir askeriniz, ay, üzüldüğünüz, yani hepsine tek tek üzüldünüz ama şöyle, keşke... Yani, yani onun 35 yıllık hayatının sadece benim için 26 ayı çok kıymetlidir. O da şudur, 93-95'te toplam olarak 7-8 bin subay, az subaya 26 ay içerisinde. Onlar çünkü dönüyor 3 aylık, 4 aylık bölümde. 55 bin askere komut ettim. Kan gövdeye götürdü. Herkesin bildiği bir şey. Yani bunu söylemenin de alemi. Fakat söylemeyince de insanlar bir şey oluyor. Söylemeyince de bir başkaları başka şey uyduruyor veya kendine göre şey yapıyor. Orada tabii kendi komutam altında bu büyük kitlenin içerisinde kendi komutam altında 427 çocuk şehit oldu. 856 çocuk yaralandı. Yaralandı lafını biz sadece hastanelik olanlar için kullanırız. Yoksa mermiyi kulağımızı sıyırdı, kolumuzu sıyırdı kullanmayız. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Benim yaşadığım 427 şehit, 856 yaralı. Bu büyük bir şey. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Kıbrıs Harekatı'nın toplamıdır. Bu nedir biliyor musunuz? Kore'de bizim şehitlerimiz bellidir. Sonradan 790'lara varmışlar ama o savaş dışıdır. Onlara eşittir. Onun için bu kayıpları gördüm, yaşadım. Onların ailelerini biliyorum. Anne babalarını, çocuklarının hayatını biliyorum. Onun için bana bundan sonra hayatın diğer şekilleri sırf oyun geliyor. Oyun, tiyatro gibi geliyor. O dertmiş de, bu sıkıntıymış da, vay benim için hiç bunların kıymeti yok. Yani ve hepsi sonu geliyor. O askerlerinizin aileleriyle hemen sonra gidip görüştünüz mü? Daha sonra görüştünüz mü? Görüşüyor şimdi musunuz? Şimdi bu çok geniş bir kitle. Söylediğim 55 bin. Yani o asker, şehit olan askerlerle... Yani birçoğuyla görüşüldü. Kimse size şunu söyledi mi? Benim evladıma sahip çıkamadınız, şehit oldu. Hayır. Hiç bunu diyen ya da... Çünkü şöyle, bu, hayır böyle bir şey olmadığı gibi...
İşte o baştan söylediğiniz gibi bize hep tevazu olun diye öğretti. Yani tevazu, zaten biz hep onun içinde yarı utangaç yarı tevazu yaşadık. Ama şu var, bunu ben onu şu anlatıyor. Onu şimdi Türkiye'nin her yerinde o on binlerce, 40 bin, 30 bin asker, subay subay zaten anlatıyor. Onlar anlatıyor. Evet. Yani onlar hangi koşullarda ne yaptığımızı onlar anlatıyorlar zaten şu anda. Şimdi bir izleyicimiz Sayın Muzaffer Büyükfidan diyor ki, Sayın Evren, Sayın Paşa'ma sormak isterim. Yaklaşık 5 yıl özel sektörde ve 30 yıl devlette hizmet ettim. Görevim gereği binler, hatta on binlerce insanla temasım oldu ama ne yazık ki analitik beyni olan çok az insan gördüm. Hala şu anda evine götürecek ekmeği olmayıp ekonomi iyi diyen insanlarla dolu etrafım. Bu insanlardan oluşan bir topluluğa millet mi diyeceğiz? Bir topluluktan, bu topluluktan bir milletten beklenecek şeyleri bekleyecek miyiz? Acaba Sayın Muzaffer Büyükfidan çok mu abartılmış? Hayır, bunu ben hemen özetleyeyim. Kendini soyduran topluluklara ne halk denir ne de millet. O kadar net söylüyorsunuz. Peki şunu sorayım efendim, son herhalde 2-3 dakikamız. Türkiye'de özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne yönelik kapatılma davasının davası üzerine daha doğrusu senaryolar yazılıyor ve bu senaryoların önemli bir bölümü, eğer bu parti kapatılırsa Türkiye bir şekilde bütün bu sorunlardan kurtulur diye düşünenler var. Gerçekten böylesi bir kapatma davasının ardından sizce Türkiye bugün yaşamış olduğu birçok sorundan kurtulur mu? Bu da bir kolaycılık mı? Hayır. Kurtulmaz. Kurtulmaz. Kurtulmayacak. Evet. Bütün partilerde kapatılsın veya belli bir süreçte dağılma vardır. Ayrılma vardır. Bu birinci millet meclisinde bile müdafaa-i hukukun içinde bile oldu dağılma. Bu dağılmadan sonra çok iyi yol kestirecek ve ileri görebilecek önderlikler gerekir. Yalnız bu partinin programları itibariyle ve söylemleri itibariyle bu ülkenin içerisinde antitezler yarattığı ve insanların huzursuzluk yarattığı da bir gerçek. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum Sayın Osman Pamukoğlu. Bu akşam bir kez daha konuğumuz oldunuz ve sorularımızı yanıtladınız. Değerli izleyicilerimizden de gerçekten çok güzel bir katılım oldu. Sayın Osman Pamukoğlu'na programımıza katıldığı için Başkent Üniversitesi'nin Aylık Kültür Yayını Bütün Dünya Dergisi'nin son iki sayısını hediye ediyorum. Ve gelecek hafta değerli izleyenler, konuklarımız Sayın Doktor Nejat Tarakçı İzmir'den konuğumuz olacak. Ve Kıbrıs'tan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Ata Atun yine konuğumuz olacak. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm Kanal B çalışanları adına Kanal B'yi tercih ettiğiniz için, bekleme odasında bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.